AMH klinikte aslında her şeyi değiştirmemize yarayan bir test değil ama bizim hastanın nerede olduğunu, hastanın kendisinin nerede olduğunu, hangi aşamada hangi performans beklentisinin olduğunu anlaması için önemli bir matematiksel değer aslında. AMH'yı maalesef arttıramıyoruz teorik olarak. Çünkü AMH yumurtalıklarda bulunan foliküllerden salgılanan bir hormon. Ne kadar çok folikül varsa o kadar çok AMH salgılanıyor gibi düşünebilirsiniz. O yüzden biz AMH işte bu kadarsa bunun şu kadar folikül salgılamıştır gibi yumurtalık rezervi ile ilgili bir fikrimiz oluyor. AMH yıldan yıla belli bir oranda azalan bir hormon. Menopoza yaklaştığımız dönemde oldukça düşüyor. Hiçbir zaman tam sıfır olmuyor. Ancak AMH'yı arttırmak maalesef mümkün değil. AMH'ya göre her şeyi belirlemiyoruz ama AMH bize o hasta için öncelikleri tanımlamamıza neden oluyor. Örneğin kilo vermesini istediğimiz bir hastanın AMH'sı çok düşükse kilo vermesi için çok fazla süre olmadığını ya da bir şekilde bizim tüp bebeğe de yanıta da bir an önce başvurmamız gerektiğini hastayla paylaşıyoruz. Özetle AMH'yı arttırmak maalesef mümkün değil. Kabaca çok azalmadan ya da azalmış bir AMH varsa ivedilikle yani gereksiz vakit harcamadan belki panik yapmaya gerek yok ama gereksiz vakit harcamadan yola çıkmak gerekiyor.